Her şey Amerikan Başkanı Johnson'ın 5 Haziran 1964'te gönderdiği küstah mektupla başladı. Washington bu tarihten sonra askeri yardımlarını Yunanistan lehine işletti. Kanlı Noel'i yaşayan Kıbrıs Türkleri ise Rumların zulmüne karşı yalnızdı. Türkiye soydaşlarını kurtarmak istiyordu. Bunun için harekat bile planladı. Ancak Kıbrıs adasına zırhlı birliklerini çıkaramadı. Zira donanmada çıkarma gemisi yoktu. Ama millet yaptı, oldu. Johnson mektubunda özetle, "Benim çıkarma gemilerimi kullanamazsın," diyordu. Türk basını harekete geçti. Kendi gemini kendin yap kampanyası başlattı. Johnson mektubu olunca, Kıbrıs'ta bu olaylar olunca, Türkiye burnunun dibinde Kıbrıs'a müdahil olamıyor. Vatandaşlar veyahut da Türk insanları orada, Nevzat Yadigar olan kardeşlerimiz orada katlediliyor ve Türkiye elini kolu bağlı bekliyor. Bunu yenmek için acaba ne yapabiliriz dediler. Ve bir halk hareketi şeklinde, tabii biraz da gazetelerin de, Türk basının da etkisiyle o dönemde, Türk Donanma Cemiyeti adıyla 1965'te bir cemiyet kuruldu. Kurucu üye Başbakan Suat Hayri Ürgüplü, cemiyete bağış için radyodan ulusa bile seslendi. Bir İstanbul gazetesinin milli duygulara tercüman olarak açmış bulunduğu donanmaya yardım kampanyasına karşı muhterem Türk milletinin gösterdiği yakın ilgiyi memnunluk ve iftiharla izliyoruz. İllerde valilerimizin başkanlığında hamiyetli vatandaşlarımızın bağışlarını kabul edecek birer komitenin kurulmasını uygun görmekteyim. Aslında Türk insanı cemiyete yabancı değildi. Zira 54 yıl önce de benzer bir girişim olmuştu. Türk Donanma Cemiyeti, Donanma-ı Hümayun, Muaveneti Milliye Cemiyeti olaraktan Osmanlı döneminde 1909'da kuruluyor diyorsunuz. Mesela onlar bakıyorsunuz 4 tane muhrip almışlar Almanya'dan, Şikao tersanesinden. 2 tane zırhlı almışlar, Barbaros ve Hayrettin zırhları. İşte bunları o dönemdeki donanma cemiyeti yapmıştı. Cemiyet, 5 yıllık program içinde 10 avcı botu, 32 çıkarma gemisi için plan yaptı. Maliyetse 540 milyon lirayı buluyordu. Türklerin kültüründe, askeri kültüründe kendi silahını yapmak vardır. Yani bu Metehan'ın ıslıklı oklarıyla başlar, devam eder. Fatih'in döktürdüğü toplar da gene Türk toplarıdır. En uygun ustaları bulur, getirtir, kendisi yapar. Milli duyguların tavan yaptığı bir dönem. Bu çok önemli. Gerçi bu bizim yaptığımız bağışlarla bir gemi bile yapmak belki mümkün olmayabilir. Ama o şey var ya, o dürtü, bu aynı zamanda karar vericileri de itekliyor. 9 Mart 1967'de Gölcük'te ilk muhribin omurgası kızağa oturtuldu. Taş kızak tersanesi de kullanılarak 36 adet çıkarma gemisi inşa edildi. 6 yıl 8 ay içinde toplam bağış miktarı 25 milyon lira oldu. Cemiyet, aidat ve piyango çekilişleriyle birlikte 165 milyon lira gelir elde etti. Bu dönemde Mersin ve Gölcük'te ilk deniz piyade taburu da oluşturuldu. Böylece Kıbrıs Barış Harekatı'na giden yolda taşlar tek tek döşeniyordu. Dışarıdan alınmış olan tanklar var. Bunlardan hizmet dışına çıkanlardan motorları söküldü ve tankların ve çeşitli araçların yüklenebileceği bir ilk diyebileceğimiz Türk tipi muharip araç yapıldı. 1974 yılında cemiyetin ürettiği gemilerle Kıbrıs Barış Harekatı başarıyla yapıldı. Türk Donanma Cemiyeti harekattan 2 yıl önce vakfa dönüşmüştü. 1981 yılında ise Türk Deniz Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı oldu. Kara, Deniz ve Hava Kuvvetlerini Güçlendirme Vakıfları da 17 Haziran 1987 tarihinde Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'na devredildi. Vakıf bugün 33 yaşında. Aselsan, TUSAŞ, Havelsan gibi savunma sanayimizin güçlü şirketleri vakfın kanatları altında.